ZES, E-Rota programını sunar. E-Rota programından herkese merhaba. Bugün de yanında çok önemli bir konuğum var. Kendisi Fiat Marka Direktörü Sayın Altan Aytaç. Altan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sezonumuzun son programı. Evet. Onu da sizinle çekiyoruz. Dolayısıyla ilk 6 ay aslında su gibi aktı geçti. Hızlı bir ilk 6 aydı. Sektör açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle teşekkür ederim. Yani önemli bir süreç sizin de son programa geldi. Evet. Bayağı da bir yemek var arkasında tüm ekiple beraber. Tebrik ederim. Çünkü kolay değil, arkasında bayağı bir yemek veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bizleri davet ediyorsunuz. Geliyoruz. İşte hazırlanıyoruz hep beraber. Konuşuyoruz. Onun için kıymetli. Davetiniz için teşekkür ederim. Evet, 6 ayı da bitirmiş oluyoruz. Dolayısıyla ilk 6 aya baktığımızda yine çok ilginç. Türkiye otomotiv sektörünün pazarının her zaman olduğu gibi. Bir kısmı önceden belki tahmin edilen ama bir kısmı da tahmin edilmeyen pek çok şeyi yaşadık. Şimdi biraz geçen seneden alırsak, geçen sene ortasına kadar ki süreçte 2023'ün ortasına kadar böyle arz talep dengesinin talebin çok yüksek olduğu çeşitli sebeple veya arzın kısıtlı olduğu, yani talebin arzdan fazla olduğu bir dönemde özellikle son 4-5 sene yayılan bir pazar yaşadık. Bu yıl, geçen yılın ikinci yarısından itibaren özellikle son çeyreğe girdiğimizde bu özellikle pandemi sonrasında ve çip kriziyle hatırladığımız o dönemdeki arzın azalması biraz çözüme kavuştu. Dolayısıyla arz artınca biraz daha dengelenmeyi gördük. Bu yılın başında da özellikle ilk çeyrekte baktığımızda biraz tabii karşılanamayan, ertelenen taleple de beraber ilk çeyrek çok kuvvetli geçti otomotiv sektörü açısından bakarsak. Geçen sene 1.230.000 seviyesinde kapanan toplam otomobil artı hafif ticari araç pazarı bu senenin ilk üç ayına baktığımızda 300.000 adetleri buldu neredeyse. Ve rekor, ilk çeyreğe baktığımızda rekor bir rakamla karşılaştık. Hem kampanyaların etkisi vardı, hem dediğim gibi geçen sene karşılanamayan, arz nedeniyle karşılanamayan talebin sarkması vardı. Bir de Türkiye'nin her zaman söylediğimiz otomotiv pazarının potansiyeli yüksek, koşullar bir araya geldiğinde o pazarın iştahını da görüyoruz. İlk çeyrekte bunu kuvvetli gördük. Yalnız ikinci çeyreğe girerken işler biraz değişmeye başlamıştı açıkçası. Mart'ın sonu, Nisan ayı itibariyle biraz daha talepteki düşüş, o talebin karşılanması. Seçimlerden sonraki dönemde ekonomik programın da biraz daha net devreye girmesiyle beraber yerel seçimlerden sonraki dönemde yüksek faiz ortamı. Hepsini bir araya koyduğumuzda pazarda bir düşüş öngörüyorduk açıkçası ikinci çeyrekten itibaren. Nisan ayında yeni bir şey girdi hayatımıza. Bu GSR olarak adlandırdığımız genel güvenlik normlarının güncellemesiyle ilgili bir süreçte bir değişiklik yaşandı. Aslında bu yılın ortası itibariyle, yani 30 Haziran itibariyle veya 7 Temmuz piyasada bilinen tarih itibariyle, evet, geçilecekti bu güvenlik normlarına. Ama geçtikten sonraki dönem daha önce Türkiye'deki uygulamalar bir sene boyunca o bir önceki güvenlik normlarına sahip araçların satışı ve tescili mümkündü. Ama Nisan ayı başında alınan kararla bu bir senelik süreç yine devam ediyor ama bir kota kondu. Daha evvel seri sonu uygulaması olarak da telaffuz edilen bir önceki yılki tescil rakamının otomobilde %10, ticari araçlarda %30'una denk gelen bir kota kondu. Aslında sektörün beklemediği bir kotaydı değil mi? Evet, yani seri son uygulamasının tebliği ve başlama tarihi Nisan olunca az bir süre kala ellerinde çok araç olan markalar için özellikle bir kritiklik oluşturdu bu. Daha önceden böyle bir şey beklemediği için sektöründe, dediğiniz gibi, o da bu stokları da bir anda kampanya dönüştü. Bir kampanya rüzgarı başladığını özellikle Nisan, Mayıs ayıyla biraz daha belirgin bir biçimde otomobil tarafında gördük. Dolayısıyla biraz düşmeye yüz tutan pazar Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, özellikle Mayıs, Haziran'da bu kampanyaların etkisi yine kuvvetlendi. 70-80 bin seviyelerine düşecekken toplam pazarımız aylık yine 100 bin ve 100 binin üzerini gördü. 7 Temmuz'a kadarki süreçte bu şekilde devam etti. Arada gene tabii çok detay belki ama bu 7 Temmuz tarihi Türkiye'de tip onayı alan, uygunluk belgesini alan ve daha doğrusu Türkiye'de üretilen araçların birçoğu için 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Dolayısıyla hala o süreçte belli ölçüde devam ediyor ama geldiğimiz noktada çeşitli öngörülemeyen veyahut da çok daha evvelden planlanmamış sebeplerle pazar yine kuvvetli gitmeye devam etti. İlk 6 aya baktığımızda 580 bin adede geliyor toplam pazar. Tam bir böyle bütün yıla bunu bir projeksiyonunu yaparsak yine 1 milyon üzerinde bir pazar gibi görünmekle beraber 3. çeyrekten itibaren yine ilk başta söylediğim şeyler, ekonomik olarak şu anki kredi faiz oranlarının yüksek olması, genel olarak sıkılaştırma politikalarının devam etmesi sebebiyle aynı tempoda gitmeyeceğini öngörüyoruz. Ama bir yandan da arz talep dengesi her zaman piyasada belirleyici unsur olmuştur. Eğer arz çok yüksekse kampanyalarla da bunun bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.
Herkes planlamasını pazarın koşullarını tahmin ederek, öngörerek yapıyor ama tüm otomotiv sektöründeki oyuncular bir yandan da bazı dönemlerde talebin düşmesi veya başka sebeplerle stoklu da yakalanabiliyorlar. Aynı bu güvenlik normlarının, güvenlik regülasyonu değişmeden önceki dönemde olduğu gibi. Bu olduğu zaman da yine kampanyalarla pazarın canlandığını, yani biraz okasyon ve fırsatları kovalayan bir talep olduğunu görüyoruz. O olmasa bile yine geldiğimiz noktada araç değişimleri, filo pazarında ikinci yarıda yine canlanacak beklentisiyle biz 1 milyonluk bir pazarı, yani 580 binlerden 1 milyonlara gidecek bir süreci, belki tempoyu ilk iki çeyrekte olduğu gibi korumamakla birlikte ama yine de kuvvetli bir otomotiv pazarını öngörüyoruz fiyat markası olarak. Bizim açımızdan da bakarsak yine oldukça bu şeyin içerisinde fiyat markası olarak da bakarsak bu konjüktürün içerisinde hem de artan rekabet ortamında oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim ilk 6 ayın. Son 5 senede fiyat markasının toplamda otomobil ve hafif ticari araç pazarında liderliği vardı. Egea, Doblo, Fiorino tüm modellerimizle birlikte hem otomobil pazarında ama daha ziyade de toplam pazarda. Yine ilk 6 ayda yaklaşık 70 bin adetin üzerinde bir satış rakamıyla, %12'nin üzerinde bir pazar payıyla fiyat markası lider kapatmayı başardı. Dolayısıyla koşullar değişiyor. Bundan sonraki 6 ayda da belki beklemediğimiz, bugün belki çok konuşmayacağımız veya üzerinde hemfikir olamayacağımız pek çok şeyi göreceğiz. Hem ekonomiden etkileniyoruz hem dış faktörlerden etkileniyoruz. Dünya konjüktürü ama otomotiv sektörü yine kuvvetli ve heyecanlı bir biçimde yoluna devam ediyor. Altan Bey, şimdi bir taraftan da 6 ay 6 bin kilometre Ticaret Bakanlığı geçen sene çıkardığı kararname devam ediyor. Nasıl değerlendirmek lazım? Evet, onun ortaya çıkış konusu özellikle yine talebin çok yüksek olduğu dönemde ikinci el fiyatlarının bile neredeyse sıfır araçları fiyatlarına geldiği bir döneme denk geliyordu. Dolayısıyla biraz daha tüketiciyi korumak maksadıyla yapılmıştı. Açıkçası bu sene devam eder mi diye de çok konuşmalar, çok görüşmeler oldu bu konuda. Bilhassa demin bahsettiğim şeyle de ilişkilendirebilirsek güvenlik normlarının geçişinde bir önceki seneki seri son uygulaması nedeniyle bir önceki seneki satışları çok yüksek olmayan tescilli, dolayısıyla kotaları da sınırlı olan markaların kendi üzerlerine araç tescil ettirme durumu da olduğu için tekrardan tartışmaya girdi Temmuz sonunda. Devam edip etmeyeceği konusu, daha doğrusu Haziran sonunda. Ama devam ettirme kararı alındı. Belki ilk baştaki amacıyla aynı durumda değiliz. Bugün arz talep dengesi daha normalleşmiş durumda. Ama yine de devam ettirme kararı alındı. Bu tabii bazı markalar için zorlayıcı olmuş olabilir otomotiv sektörü açısından ama bir yandan da süregelen bir uygulamaydı. O yüzden yine sıfır araç satışlarında düzenleyici uygulama olarak da devam edecek görünen o. Altan Bey, tabii geçen senenin sonundan itibaren Çinli markaların da Türkiye pazarına giriş yaptığını ve rekabetin arttığını gördük. Evet. Geçtiğimiz günlerde de yine Çinli bir marka Türkiye'de bir üretim tesisi kuracağını söyledi. Seneler sonra otomotiv sektörü için iyi bir haber. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörde neye yol açar? Resme nasıl bakmak lazım? Bence sizin söylediğiniz gibi bakmak lazım. İyi bir haber. Çünkü Türkiye'deki otomotiv endüstrisi, Türk ekonomisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sektörlerinden, endüstrilerinden biri ve çoğu zaman lokomotifi oldu ekonominin. Bu sadece iç pazardaki otomotiv varlığı ve endüstri anlamında değil, bilhassa ihracat ve Türkiye'nin cari açığına çoğu zaman pozitif anlamda ihracat fazlası vererek katkıda sağlamış bir sektör olduğu için her türlü Türkiye'deki yatırım, Türkiye'ye gelecek endüstriyel, ana sanayi veya yan sanayi yatırım Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Dediğiniz gibi çok uzun bir aradan sonra ki kamuoyunu her zaman çok meşgul eder otomotiv sektörüne yeni yatırımlar çekme konusu. Bu anlamda olumlu ve iyi bir haber. Ve yani sadece ana sanayi gibi görmemek lazım. Yan sanayi, tedarikçi dünyasının da çok hızlı geliştiğini, Ar-Ge kültürümüzün geliştiğini düşünürsek otomotiv endüstrisi bir bütün olarak yerli üretim, yerli sanayi anlamında çok kıymetli Türkiye için. O yüzden de yıllar sonra gelen kaç, 20 yıldan fazla olmuş herhalde değil mi? Önemli bir haber. Rekabet artacak mı? Tabii artacak. Rekabet zaten yeni üretim, yatırım haberleri gelmese de sürekli artıyor. Çünkü Türkiye'ye pek çok marka giriyor, giriş yapıyor. Ama üretimle girmek farklı. Çünkü Türkiye ekonomisi dediğim gibi tüm sektör direkt veya dolaylı bir biçimde bundan faydalanıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi büyüyecek. Yeni yatırımlar çekmek için fırsat olacak. Ve dediğim gibi yani Türkiye pazarı da buna bağlı olarak büyüyecektir. Tabii Altan Bey, bu kadar fazla gelişme varken bir taraftan da otomotiv sektörünün elektrikliye geçiş süreci özellikle Türkiye'de ve dünyada diyelim son dönemde en çok konuşulan konular arasında. Çünkü baktığımız zaman bazı ülkeler elektrikli otomobillerle ilgili teşvikleri bir miktar kısıyorlar. O ülkelerde satışlar azalıyor. Bazıları arttırıyor. O ülkelerde satışlar artıyor. Bu konuda çok fazla ortada konuşulan konu var. Dolayısıyla
Genel anlamda sizin bu konulara bakış açınız nasıl? Evet, elektrifikasyon her zaman son dönemde özellikle otomotivdeki trendler arasında en önemli konulardan biri oldu. Özellikle bu anlamda bu alandaki arzın artmasıyla birlikte son 5 sene ama geriye aslında 90'lı yıllardan beri geliyor elektrikli araçlar ama baktığım zaman son dönemde iki tane tetikleyicisi oldu tabii elektrifikasyon. Biri değişen emisyon normları. Özellikle Avrupa Birliği'nin hareketi tüm dünyada değişmekte olan Euro 5, Euro 6 diye de adlandırdığımız Euro 7'nin bir miktar ötelendiği emisyon normlarına göre daha sürdürülebilir bir çevre ve için daha hem salınımları, karbondioksit olsun, azot olsun, kurum olsun, tüm gazların salınımlarını düzene sokan normlar aslında biraz da tetikleyicisi oldu. Teknoloji hep vardı ama bu teknolojinin ticarileşmesi, satışa dönüşmesi, elektrikli araçların piyasalarda yer bulması biraz zaman aldı. Özellikle bu emisyondaki son dönemde, son 5-6 senede Avrupa Birliği'ndeki regülasyon geçişleri tarihlerinin sıkı sıkıya bağlı kalınması da artık bütün markaların gelecek 10 yıllık, 20 yıllık planlarında bu alandaki yatırımlarını, bütün o powertrain ünitelerinde içten yanmalı motorlardan hibrit elektrikli araçları geçişini tetikledi. Peki bu geçiş nasıl olacaktı? İlk başladığı zamana dönersek sürekli büyüyen bir penetrasyon düşündük elektrifikasyonda. Teşviklerle desteklendi başta. Çünkü maliyeti evet, biraz daha yüksek araçlar olduğu için bir de tüketici açısından, kullanım açısından da hem ilk sahip olma maliyet açısından, yani satın almadaki zorluk, işte onu biraz teşviklerle bütün pazarlar, devletler regüle etmeye çalıştı. Diğeri de bugünkü içten yanmalı araçlara göre kullanım zorlukları, işte menzil, şarj etme altyapısının henüz gelişmemiş olması. Yıllar içerisinde son 200 seneye baktığımızda bilhassa Avrupa Birliği hareketi olarak ve liderliğinde bu süreç hızlı gelişti. %15'lere kadar sırf elektrikli, batarya elektrikli diyebileceğimiz araçlar hibritler hariç geldi Avrupa Birliği içerisinde ama orada durdu. Teşvikler bir miktar azaldı. Özellikle önden giden ülkeler biraz da durma noktasına geldi. Halbuki şarj istasyonları, şarj altyapısı bir yandan gelişmeye devam ediyor. Teşvikler bir miktar azaldı ama kullanıcı alışkanlığı açısından daha tam oturmadı. Yani yeniden elektrikli araç kullanmayı isteyenler anketlere göre Avrupa'da ve Amerika'da belli bir oran tutmakla beraber, en son Amerika'dan bir anket okumuştum. Orada %40'lara kadar tekrardan bir elektrikli araç almayı düşünmediğini söyleyenler de var. Çünkü henüz daha biz kullanım olarak da tam alışamadık. Bu tüketici tarafı. Dolayısıyla bir önden gelen, teknolojiyi yakından takip eden, çevre duyarlılığı daha fazla olan, belki marka bağımlılığıyla da birlikte konuşlandırırsak hızlı bir adaptasyon geçen bir müşteri kitlesi oldu. Ama hemen bunun %15'lerden %20, %30'lara gittiğini görmedik. Aradaki boşluğu hibritler doldurdu bir parça daha. Bu sadece Avrupa Amerika için değil, Asya'ya da baktığımızda yine elektrikli pazarı gelişiyor ama bir yandan plug-in hibritler veyahut da normal hibritler de gelişmeye devam ediyor. Avrupa'da son durumda %50'lere geldi elektrikli araçlar ama bunun içinde dediğim gibi %15'lik kısmı batarya elektrik veya full elektrikli diyeceğimiz araçlar. Türkiye'ye baktığımızda da biz daha biraz daha geç girdiğimiz için sürece, hem arz açısından hem de kendi ekonomik koşullarımızı da düşünürsek, vergi yapısı vesaire, biraz daha yavaş geriden geldik ama Türkiye'de de bu yıl itibariyle ilk 6 ayda %8'leri bulmuş durumda elektrikli araçlar, full elektrikli araçlar. Hibritlerle beraber topladığımızda %25'lere yaklaşıyor. Aydan aya değişiyor bu. Yani geçtiğimiz yıllarda daha yüksek olduğu penetrasyon aylar da vardı. Yani Avrupa Birliği gibi %15 seviyesinde değil tam elektrifikasyon. Ama bir yandan da Türkiye'de de ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de yani kendi pazarımızda unutmamamız gereken bir konu tabii alım gücü. Yani bir yandan tabii alım gücü müsait kitleler biraz daha belki kolay buraya ulaşabiliyor. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda farklı vergiler de var. Bugünkü ÖTV yapımız da önemli bu anlamda. İçten yanmalı araçlar bugün 1600 cc'nin altında. Hepsi %80'de. En son Kasım 2022'deki değişiklikten beri. Oradaki bütün araçlarda geçen sene, bir sene öncesinden itibaren, yani bir sene önce tamamen %80'e geçmişti. Ama elektrikli araçlarda farklı vergilerle aslında ÖTV üzerinden belli bir teşvik de var. Dolayısıyla bunun da etkisini bir yana koyarsak çok hızlı bir gelişme görmüyoruz. Ama bugüne kadarki süreci şöyle bir kenara park edip ileriye doğru bakarsak, regülasyonlar, markaların genel stratejileri elektrifikasyon sürecinin ve bizim buna alışma dönemimizin de devam edeceğini gösteriyor. Ben kendi açımdan baktığımda bu geriye gidecek bir süreç gibi çok görünmüyor bu noktadan sonra ama beklediğimiz kadar da hızlı ilerlenmeyecek. Yani elektrikli araçlar, full elektrik dediğimiz araçlar veya şarja ihtiyaç duyan plug-in dahil belli bir seviyede geçecek. Ama hibrit araçlar ve elektrikli araçlar gene otomotiv sektörünün geleceğini oluşturmaya devam edecek ama süreç beklediğimiz hızlı gitmiyor. Bizim ülkemizde dediğiniz gibi sadece vergi teşvikleri evet, var. Dolayısıyla bunlar yeterli mi? Başka teşvikler de olmalı mı?
Şimdi tabii orada bir bütün olarak bakmak lazım. Yani her şeyi ÖTV teşvikleri üzerinden veya vergi teşvikleri üzerinden düşündüğümüz zaman bu sefer dengeler bozulabiliyor. Sadece elektrikli araçlara gittiği zaman başka şeyler olabiliyor. Onun için onun dışında Avrupa Birliği kapsamında yapılan teşvikler daha farklıydı. Ama Türkiye'nin tabii bir ÖTV gerçeği de var. Dolayısıyla onun üzerinden hareket etmek en kolay hareket imkanı veriyor. Çünkü bugün değiştirdiğinizde hemen yarın sonucunu alabiliyorsunuz. Başka türlü teşvikler şu ana kadar düşünülmüş vaziyette değil ama burada elektrikli araçlar veya hibrit veya diğerleri için bu teşvikleri verildiği zaman bütün piyasa etkisini biraz daha uzun dönemli, uzun vadeli planlamak, öngörmek gerekiyor. Altan Bey, çok sık değişiklik yapmamak için. Geçen sene %1'den %7'lere kadar ulaştı. Evet. Bu sene sonunda sizce nasıl olur? Yani full elektrik. Full elektrik. Evet. %8'lere kadar geldi sanırım dediğiniz gibi. Geçen sene başında ilk 6 ay, şimdi yanlış söylemeyeyim ama %2,5 civarındaydı. Yıl toplamı %6'lara geldi. Dolayısıyla penetrasyondaki artış devam ediyor. Yani pazardan aldığı pay. Sene sonu %10'lara gelir mi? Bizim öngörümüz o yöndeydi. Ama dediğim gibi arz talep, arzdaki kampanyalar, onlar da etkili olacaktır. Onlar belirleyici olacaktır. Ama geldiği nokta açısından şu ana kadar hiç geri gitmiş görünmüyor. Yani şu ana kadarki pazar payı açısından yüksek. Aynı şekilde onun dışında kalan hibritler, yani hem içten yanmalı motor hem elektrikli motoru bir araya getirenlerde %20'yi ilk defa bu sene geçti. 6 aylık baktığımızda full elektrikleri de kapsayacak şekilde söylüyorum. Bu da neredeyse 1/4'üne ulaşmış durumda. Tabii burada en önemli parametrelerden bir tanesi de menzil. Evet. Dolayısıyla menzil ve pil teknolojileri itibariyle neler söylemek istersiniz? Yine baktığımızda bütün araştırmalarda ana konu bu oluyor. Türkiye'de en çok pratikteki araştırma özellikle yaz aylarında elektrikli araçların uzun yollarda, otoyollarda kullanımı, buradan İstanbul'dan İzmir'e gitmek veya işte başka bir rota, hepsinde herkes bu konuda daha fazla insan tecrübe kazandığı için anılarını da anlatıyor. Biz de menzil korkusu var değil mi? Var. Yani korkudan biraz çıktığını düşünüyorum açıkçası ben. Çünkü artık şarj edememe riski yok. Bir planlı seyahat kültürü yavaş yavaş oturuyor ama seyahati uzatma riski var. Yani ben öyle söyleyebilirim bunu. Yani birden fazla durak yapıp normalde ulaşacağınız, işte 6 saatte ulaşacağınız bir yere 8 saatte gitme gibi. Eğer zaman açısından bir kritiklik yoksa bunlar aşılabiliyor gibi görünüyor. Ama daha hala önemli bir noktaya da gelmiş, baktım şarj altyapısı. Yani 20 bin soketlere yakın. Bunun 3'te 2'si AC olsa, evet yani neredeyse 3'te 1'i DC ile, yani hızlı şarj imkanı da Türkiye'de artıyor. Dolayısıyla buradaki gelişme de devam ediyor. Yani bir şekilde hayatımıza giriyor ama şimdi ben kendi adıma baktığımda, eğer çabuk bir seyahat yapacaksam, işte tatile gidiyorsak veyahut da bir iş seyahatine, o zaman o 2 saat çok önemli olabilir veyahut da daha uzun bir süre. O zaman çok elverişli değil ama siz daha rahat hareket edebiliyor, daha çok da şehir içinde kullanıyorsanız, biz kendi müşterilerimizden de baktığımızda özellikle fiyat 500 özelinde, şehir içinde bir elektrikli araç kullanımına son derece uygun, çok pratik. Yani sadece elektrikli araç az yakması, kolay hareket edebilmesi, park imkanı değil, yani her açıdan şehir içi elektrikli araçlara yönelim daha hızlı gibi görünüyor. Bir şey daha söyleyeyim aklıma gelmişken. Biz aslında bu süreçle ilgili ilk incelemeleri yaparken, yine kendi içimizde otomotivciler olarak düşünürken, ticari araçlarda, bilhassa fazla kilometre yapan araçlarda da daha hızlı bir gelişme bekliyorduk açıkçası. Yani tamamen yerinde sayıyor diyemem ama otomobil çok ön planda burada. Buna göre de mesela kendi ürün gamımızda Doblo gibi, Skoda gibi ürünleri elektrikli versiyonlarında getirdik ve satıyoruz. Özel farklı bir müşteri kitlesi var. Denemek için giren şirketler var. Tabii ki kilometre ve ekonomi ön planda oluyor ama mesela her ay, geçen ayda, bu ayda baktığımızda Doblo elektrikli araç satışlarımız devam ediyor. Yani ticari araçlarda da ben hep bir açılım bekliyorum. Bu yönde de bazen sorulduğu zaman görüş veriyorum ama henüz onu çok popüler olarak görmüyoruz. Satış var, evet devam ediyor ama bu tarafta otomobil tarafındaki elektrifikasyon daha çok rağbet görüyor ve konuşuluyor diyebilirim. Menzile dönersek, evet menzil bir yandan da gelişiyor tabii. Bugün sorduğumuz zaman ilk başlarda 250-300 kilometre olarak tarif ediliyordu, evet. Tüketici beklentisi. Şimdi 400 kilometreleri aşıyor. Ama her halükarda dolum kolaylığı, şarj kolaylığı veya buna alışma süresi biraz daha zaman almaya devam ediyor. Altan Bey, şimdi ticari araç tarafını söylediniz ama evet. Yani dolum aslında iş yapanlar için çok ucuz değil mi? Tabii. Yani iyi bir planlamayla, yani günde 1 veya 2 şarj imkanı, hafif ticari araçlarda özellikle baktığımızda, işte Doblo ve onun sınıfındaki araçlarda burada fırsat var. Yani ona göre de şu anda filolara, rotalara girmeye başladı. Ama ilk alım maliyetleri biraz daha yüksek olduğu için, normal içten yanmalı veya hala dizelleri de var. Yani onlarla beraber baktığımızda içten yanmalara göre ilk alım maliyetleri yüksek olduğu için
ilk anda tercih sebebi olmuyor ama ona da alışacağız gibi düşünüyorum açıkçası. Ağır vasıtalarda çünkü Türkiye'de çok fazla görmedik ama Avrupa'da da ağır vasıtalarda yavaş yavaş giriş yaptığını elektrikli araçların görüyoruz. Şimdi biraz fiyat özelinde konuşalım. Evet. Birkaç model söylediniz ama biraz daha açalım. Şimdi yılbaşından bu yana hangi modeller geldi, neler yapıyorsunuz? Evet. Önümüzdeki dönem hedefler neler, hangi modelleri göreceğiz Türkiye'de? Evet, bizim dediğim gibi ilk 6 ay o açıdan oldukça olumlu geçti. Artan rekabet ortamında sizin de söylediğiniz gibi Fiat markası liderliğini sürdürüyor. Egea, Doblo ve Fiorino'nun yanı sıra biz hafif ticari araç ailesindeki diğer modellerimizi, Doblo, Scudo ve Ducato'yu ve Ulisse'yi de neredeyse Fiorino araç tüm hafif ticari araç ailesini yeniledik. Nisan ayında başladı. Mayıs-Haziran itibariyle hem aracın içinde dışında bir takım değişiklikler, bir makyajladık. Dolayısıyla ilk yeniliğimiz bu yönde oldu. Otomobil tarafına baktığımızda 500 yine elektrikli araçlardaki ilk modelimizdi. Tam olarak bir araç otomobil olarak adlandırmadığımız ama mikromobilite cihazı diye de tanımladığımız Topolino modelini. O da yine %100 elektrikli olarak tüketicinin beğenisine sunduk. Mart ayı sonuydu sanırım. Mart, yani ikinci çeyrekten itibaren Topolino'ya başladık. Şimdi önümüzde Avrupa'da yeni yeni satışına başlayan Fiat 600 modelimiz var. Yılın son çeyreğinde onu getirmeyi planlıyoruz. Hem elektrikli hem de hibrit ünitesi olacak onun. Dolayısıyla ikisi birden piyasaya gelecek. Dolayısıyla 600 bu seneki Fiat markasının araç olarak bakarsak 3. elektrikli otomobil olacak. Topolino'yu da sayarak söylüyorum. Ondan sonra da yakın zamanda Temmuz ayında Fiat markası 125. yılını kutladı. Torino'da yapılan bir törenle. Orada hem markanın 125 yıllık tarihinden böyle gelerek bu ikonik modeller dediğimiz işte 500'ü, Topolino'su bir resmi geçit yaptılar. Ondan sonra da geleceğe yönelik markanın yeni ürün gamı, yeni ürün serisiyle ilgili de ilk ipuçları verildi ve yeni Grande Panda adı altında bildiğimiz Panda'nın bir üst sınıfında B hatchback olarak Grande Panda'nın da ilk tanıtımı yapıldı. Bu da yılın sonu ve gelecek yılın başı itibariyle Avrupa pazarlarıyla birlikte Türkiye pazarında da yer alacak. Dolayısıyla Fiat markasında yenilikler o anlamda iş bitmiyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda da Grande Panda ile başlayan birçok yeni modelin Fiat markasında yeni ürün gamına yeni model olarak katılacağını ilk olarak o toplantıda resmi olarak söyledik. Bizde hep soruluyordu. Resmi açıklamalar yapılmadan ben de direkt söyleyemiyorum ama bugün Temmuz ayındaki bu 125. yıl kutlamasından sonra bunları rahatlıkla ifade etmek isterim. Şimdi dolayısıyla yeni modeller geliyor. Dile kolay 125 yıl. Evet. Dolayısıyla bu 125 yıldan sonra yol haritasında majör bir değişiklik olacak mı? Şöyle, Fiat markası hem küçük sınıflarda, ekonomik sınıflarda diyeyim, hem de Egea'nın, Avrupa'daki adıyla Tipo'nun önderliğini yaptığı kompakt sınıfta her zaman en güçlü oyunculardan biri oldu. Bugün Stellantis grubu içerisinde Fiat markası sanırım 3 sene oldu, 2 veya 3 sene diyelim. En çok satan markası konumunda Stellantis'in. Dünyada İtalya dışında Türkiye'de ve Güney Amerika'da pazarlığında lider, Brezilya'da lider. Dolayısıyla Fiat markası hem 100 yıllık tarihinde Avrupa'da hem de Türkiye pazarı için biliyorsunuz siz de çok önemli. Hem TOFAŞ yerli üretim gücüyle birlikte hem de Fiat markasının çok geniş bir parkı ve kendini sürekli yenileyen ve tüketicileri her zaman değerinde ürünler sunmayı amaçlayan iyi bir otomobilin her zaman aynı zamanda da ulaşılabilir olması gerektiğini söyleyen bir marka olarak devam edecek. Sadece modelleri dediği Fiat markası biz Türkiye'deki 54-55 yıllık tarihinde verdiği hizmetlerle de bayi teşkilatıyla ve hem satış hem satış sonrasındaki hizmetleriyle de ön plana çıktı. Daha önce de konuşmuştuk, bağlanırlık teknolojisi bunlardan bir, hani elektrifikasyon çok yoğun konuşuyoruz. Oldukça da popüler bir subject konu. Dolayısıyla her anlamda tüm dünyada ilgi çekiyor. Ama mesela onları konuşurken bir otonom sürüş, ilk başlarda bir 5 sene 10 sene öncesine gidersek otonom sürüşü ve bağlanırlık teknolojisi. Yani connectivity ile konuşuyorduk. Bu anlamda da satış ve satış sonrası hizmetlerini bağlanırlık teknolojisi üzerinden akıllı aplikasyonları kullanarak kullanıcıyla, Fiat kullanıcılarıyla otomobillerini bağlayan, hafif ticari araçlarını bağlayan hizmetler de sundu. Dolayısıyla evet, çok büyük bir geçmişi olan hem Türkiye'de varlığı olan hem de geleceğe yönelik de hem modelleriyle hem hizmetleriyle çok ön planda olan Türkiye'nin de son 5 yıldaki otomotiv pazarının lideri her zaman da önce oyuncularından biri olmaya devam edecek bir markadır diyebilirim. Altan Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. E-Rota programından bu haftalık da bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
ZES E-Rota programını sundu.